kıymetlim. Gökyüzü altındaki elf kralları için 300'lük. Taş konaklarındaki cüce efendiler için 7. Ölmeye mahkum olan fani insanlar için 9. Gölgelerin yayıldığı Mordor diyarındaki karanlık tahtında oturan karanlıkların efendisi için 1 yüzük. Bir yüzük hepsine hükmetmek için. Bir yüzük onları bulmak için. Bir yüzük hepsini bir araya getirip karanlıkta gölgelerin yayıldığı Mordor diyarında bağlamak için. Bu War of the Ring'dir. Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki War of the Ring Türkçe Yüzükler Efendisi oyunumuzda iyi macerayı sonlandırdık gençler. Geldik kötü maceraya efendim. Kötü maceraya da ben ne demiştim? Öğreti bölümüyle başlayacağız demiştim. Kötü maceraya, çünkü kötülerin iyilerden farklı olarak arkadaşlar binalarında, birimlerinde, işte işçilerin kullanımında falan bir takım değişiklikler var diye hatırlıyorum. Puan toplamada da keza aynı şekilde. Onları bize bu bölümde öğretiyor. Bir girelim, hatırlayalım. Sonrasında direkt zaten harita üzerinden devam edeceğiz gençler. İlk bölümümüz bu olacak. Hey sen! Dikkat et şebek! Sana bir savaş kampı kurmayı göstereceğim. Önce sen kendin öğren. Karalord'un yarım akıllılığa ihtiyacı yok. Pekala, pekala. Her kamp bir esirbaşıyla başlar. Şimdi minik beyninde neden sorusu vardır. Sana nedenini söyleyeyim. O toprağı bozup bu sağlıklı araziyi bozuk bir lapaya çevirebilir. Binalarımız sadece bu bozuk toprağa inşa edilebilir. İşte yarım akıllı, bunun için bir esirbaşı gerekir. Esirbaşını seç. Pekala, aksiyon panelinde ekranın sağ alt kısmına bak. Savaş evet. Karakol noktası ikonu üzerine sol tıkla. Tıkladım abicim. Okey. Şimdi arazi üzerinde sağ tıklayıp savaş karakol noktası için bir yer seç. Valla bence şöyle güzel olur gibi geldi bana ama beğenir mi acaba? Reis bilmiyorum. Şimdi bir şeyler oluyor. Evet. Hop. Savaş karakol noktasının çevresindeki toprak nasıl bozuluyor? Tatlı toprağın acıya dönmesini görmekten asla bıkmayacağım. Artık toprağın bozulduğuna göre goblin işçisine geçelim. Selam selam. Goblin işçisini seç. Herife bir goblin kulübesi yapmasını emret. Goblin kulübesi ikonu üstüne sol tıkla. Herife yani. Yerini arazi üzerinde sağ tıklayarak seç. Gördün mü? Sadece bozuk toprak üzerine inşa edilebiliyor. Evet, evet. Çok doğru. Tamam. Sağ olasın kardeşim benim. Evet efendim. Evet efendim. Bunun adı ne? Bu da goblin esirbaşı, bu da goblin esirbaşı. Bu bana azar çekiyor. Bu sessiz. Ne? Hep ileriye. Hadi. Goblin kulübesi birçok nedenle önemli bir binadır. Önce orada daha fazla esirbaşı yetiştirirsin. Tamam. Goblin kulübesini seç. Aksiyon panelinde esirbaşı ikonu üzerine sol tıklayıp bir esirbaşı yetiştir. Esirbaşı eğitilirken ben de sana savaş kampının nüfus kapasitesini söyleyeyim. Aksiyon panelinin sol üst kısmındaki 2 rakamı gördün mü? Bu sayılar savaş kampının mevcut ve azami nüfusunu gösterir. Şu an 12 arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu an 12 command point'imiz var. Esirbaşı sayısına göre kötü tarafta bu command point
düzenleniyor. Esirbaşı eğitimi tamamlandı. Şu an 24 oldu mesela. Şimdi nüfus kapasitene bak. Gördün mü? Yükselmiş. Esirbaşı başıbozukları hizaya getirmeyi bilir. Ne kadar çok esirbaşı eğitirsen o kadar çok başıbozuğu kontrol altına alırsın. Pekala, Goblin Kulübesi'ne dönelim. Goblin Kulübesi'ni ayrıca Goblin işçilerini yetiştirmek için de kullanabilirsin. Evet. İşçiler bina yapmaya ilaveten yiyecek ve maden cevheri de toplayabilirler. Şimdi Goblin Kulübesi'ni seç ve bir Goblin işçisi yetiştir. Hadi bakalım, İyi. Olur, o da yetişsin. Önce başıbozukların için yiyeceğe gerek var. Önce yiyecek hayvan sağlamak için bir mezba inşa etmelisin. Ama bunun için bir su kaynağı gerekiyor. Suyu genelde bu topraklarda bizden önce yaşamış olanların açtıkları kuyularda bulabilirsin. Yakında eski bir kuyu olmalı. Goblin işçisine bir mezba inşa etmesini söyle. Hemen söyleyeyim. İnşaat menüsünde mezba ikonuna sol tıkla, sonra eski kuyu üzerine sağ tıkla. Tamam, yaptım canım onu ben. Merhamet. Artık işçi yiyeceği mezbadan Goblin Kulübesi'ne götürüp başıbozuklarını besleyecek. İhtiyacın evet. olan diğer kaynak maden cevheri. Bunu da yapalım. Savaş kampının yakınında bir maden göreceksin. Evet. Başka bir Goblin işçisi yetiştir ve maden yığını üzerine sağ tıklayıp maden toplamasını emret. İlk binayı kurdurtmuyor bize. Yeterli yiyecek ve maden toplayınca bir Mordor Kalesi inşa edeceğiz. Artık bir Mordor Kalesi inşa etmeye yeterli yiyecek ve madenin var. Bir işçi seç ve inşaata başla. Bence ben bir tane daha işçi basayım müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Çünkü ikisi çalışıyor da şu an. Bir tane daha basayım, onu bir bekletelim bir. Çabuk ol! Tamam, kaleyi yap! Bir çıksın da bir abi, şey yapacağız onu. Ben iyi efendi. Buradayım efendim. İyi fikir efendi, iyi fikir. Yapıyorum şu an, bak oluyor şu an. Umarım bir daha kızmaz bize, çok korkuyorum bu abiden ya, bu... Tipi de bir tuhaf zaten. Dikkat et! Bu Goblin esir başlar arkadaşlar, bu arada 3... hücum sahibi. Mordor Kalesi. Çok güçsüzler yani. Savaşmak için kullanılamaz. Kara Lord için savaşmak üzere kaleden kahramanlar getirebilirsin. Şu an Gollum var. Daha güçlü kahramanlar getirmek için takviye edilmiş olmalı. Şimdi bir rafineri inşa etmeyi öğreneceksin. Rafineri bir maden yığını üzerine inşa edilerek işçilerin madeni daha verimli toplamasını sağlar. Bir işçi seç. Rafineri ikonu üzerine sol tıkla, sonra maden yığını üzerine sağ tıklayıp inşa et. Yaptım İyi, kardeşim. İşimiz neredeyse bitiyor. Ama önce biraz eğlenelim. Ne yapacağız? Ekranın sol alt köşesindeki mini haritaya bak. Evet. Eğitimin esnasında bazı elflerin yaklaşmış olduğunu göreceksin. Vay pis herif. Onlarla savaşmak için birkaç goblin mızrakçısı lazım. Onları Goblin Kulübesi'nde eğit. Tamam, hadi bakalım bir. Şuraya biriktirelim. Ben Gollum da bassam olmaz mı ya? Bir Gollum da basmak istedim ben. Bıçaklayacak bir şey. Bıçaklayacak bir şey diye çıkıyor lan bunlar. Abu. Abi. 7 vuruşu var, 1 zırhı var, 85 sağlığı var arkadaşlar. Bu mızrakçılar küçük ve zayıf olabilirler. Ama çok sayıda saldırınca birer küçük şeytan gibidirler. Goblin mızrakçılarını hazırla ve hepsini yok edinceye kadar elflere saldır. Tamam abi, yapacağız. Sen rahat ol. Ben bu arada goblinlerde bir zırh olmasına da arkadaşlar şaşırdım. Sıfır zırh da olabilirdi yani. Adamlarda sonuçta zırh var. Ne istiyor? Zavallı.
Abi 350 canı var, 15 vuruşu falan var. Güçlüymüş lan bu. Ne istiyor? Aleykümselam canım. Tipe bak lan. Şuna da bakalım şöyle bir. Abi bu nedir ya? Tamam kardeşim. Ay kafayı yersin ya. Şunu iptal et ya. Biraz daha bas abi. Aslında bunlarla öldürürüz ha. Basma ya bir dakika. Paramız cebimizde kalsın. O bir tane bastığım çıkabilir. Sıkıntı yok, o çıksın. Biz komple gidelim şimdi. Seni de... Acıtmam canım. Seni de şurada çalıştıralım aynen. Hadi bakalım. İşte bu. Ne güzel bir manzara. Abi iki bir tane elf öldürdük altı. Katılmaya layık olmadığını düşünmüştün. Ama bize gereken becerilere sahip olabilirsin. Belki de gerisini kendi kendine öğrenecek kadar aklın vardır. Ya İyi şanslar. Hakaret etme sen. Savaş alanında tekrar görüşeceğiz. Tamam canım. Düşman ezildi efendim. Evet. Evet. Kötülerin öğretisi de bu kadarmış arkadaşlar. Farklı olarak ne gördük? İyilere göre öncelikle arkadaşlar bir böyle bataklık gibi bir yer yapıyoruz. Esirbaşıyla onun üzerine binalarımızı yapabiliyoruz. Bunun dışında ben bir pek fark görmedim. Sadece hero'ları Fortress'ta basabiliyoruz. Ana binada basabiliyoruz. Ana binada esirbaşı, goblin vesaire üretebiliyoruz gibi durumlar vardı. Hemen hemen her şey aynıydı yani. Çoğu şeyi de herhalde göstermedi, bilmiyorum. Yani farklı şeyler varsa herhalde bunları kötü macerada öğreneceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sevgili YouTube, Antwoş Boğazı bölümüyle devam edeceğiz. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın.